Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Haberaksan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programı ile tekrar birlikteyiz. Efendim bugün 3 Mart 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu yani Öğretim Birliği Kanunu'nun çıkarılmasının 92. yılını kutluyoruz. 3 Mart'ta bu kanun çıkmıştı. Eğitim her ülkenin en önemli dikkate aldığı unsurlardan bir tanesi. Özellikle bizim için de bu böyle. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli devrimlerinin arasında da öğretim birliği vardır biliyorsunuz. Bugün 92. yılı münasebetiyle ben bu akşam bu konuyu işlemeye karar verdim. Ve konuklarımı öncelikle tanıtmak istiyorum size. Hilmiye Betül Süer efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Bir de diğer geleceğimizi emanet edeceğimiz gencecik bir yavrumuz var. Çok başarılı, başarılı olduğu kadar da çok zeki bir yapısı var. Hatta geçtiğimiz günlerde yine bir birincilik madalyası almış. Nedir bu? Bizim ulusal yapımızın en önemli unsurlarından birisi olan İstiklal Marşımızı telaffuzlarıyla en ufak bir hata yapmadan okumayı becerebilmiş, o yetenekleri üzerinde bulundurduğu için de ben bugün programıma davet etmek istedim. Ela Göçmen. Ela hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Peki kızım öncelikle bir şey öğrenmek istiyorum. Bu İstiklal Marşı'nı bütün telaffuzları tek tek hiç aksatmadan bu şekilde okuduğun için sana okulunda birinci olmuşsun. Bir de madalya almışsın. Evet. Bu kim yetiştirdi sizi? Yani ben İstiklal Marşı'nı böyle okuduğumda biraz hata yapmıştım. Ama evet, gittikçe daha öğrenerek okuduğumda bu telaffuzları ve vurguları daha iyi yaptım. Harika, harika. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam ben sizden başlamak istiyorum. Türkiye'de biraz önce de söylediğim gibi her ulusun en önemli unsurlarından bir tanesi eğitimle ilgili yapıdır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu dediğimiz öğretim birliği eski adıyla öyle. 3 Mart'ta çıktı ve Türkiye'de özellikle öğretim birliği adı üstünde o dönemlerde biliyorsunuz gayrimüslimler vardı, diğer eğitim kurumları vardı. Bunların hepsini bir araya toplayan bir öğretim birliği yasası çıktı. Hatta ben özellikle şunu anımsatmak istiyorum. 1 Mart 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. yılı açılışında yaptığı konuşmada büyük ölçüde eğitim konularına ayıran Mustafa Kemal diyor ki orada ülke çocuklarının birlikte eğitim ve öğretim görmek zorunda olduğunu, öğrenim birliğinin ülkenin ilerlemesi için büyük önem taşıdığını, bu nedenle şeriye vekaleti ve marif vekaletinin işbirliğe varması gerektiğini ifade etmiş. Bundan sonra bunu ifade ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dönemin Saruhan mebusu ve marif vekili Vasfi Bey 57 arkadaşıyla birlikte bir önerge vermiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bu kanunun gerekçesini şu şekilde açıklamış. Bir millet bireyleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir ülkede iki türlü insan yetiştirme anlamına gelir. Bu ise duygu ve düşünce birliği ile dayanışma amaçlarını tamamen yok eder demiş. Tabii bu kanun daha sonra 1960 ve 1982 anayasalarında da teminat altına alınmış. Şimdi Türkiye'de değil bütün ülkeler için geçerli bu. Değişik değişik eğitim kurumlarının eğitim yapma modellerinin olabilmesi çok zor bir kargaşaya neden olur biliyorsunuz. İşte öğretim birliği yasasının asıl amacı da bu. Değil mi sevgili hocam? Kesinlikle öyle, katılıyorum. Bu 1924'ten sonra bu Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte önce köy enstitüleri kurulmuş. Bu köy enstitülerinin kurulma amaçlarının içerisinde
Tabii ki öncelikle kız ve erkek çocuklarına eşit olarak öğrenim hakkının tanınması. Evet. Bununla birlikte tabii ki onların iyi bir şekilde yetiştirilmesi ve bu yetiştirilmede tabii ki sadece bilim ve sanata önem verilmemiş. Burada köy enstitülerinin kurulduğu esnada oradaki toprak sahipleri buna son derece büyük katkılarda bulunmuşlar. Ve bu sayede önce o köyde yaşayan zeki çocuklar alınarak önce onlar yetiştirilmiş. Bu öğrencilerin öğretmenlik yapmak üzere köy enstitülerine gönderilip diğer çocukların yetiştirilmesi sağlanmış. Ve bu şekilde öncelikli olarak eğitimde ilerlenme amacı yerine getirilmiş olmuş. Evet. Fakat tabii bundan sonra baktığımızda sürekli olarak bir takım değişimler yaşanıyor. Ben 22 yıllık bir öğretmenim. Baktığımız zaman belki ihtilal sonrası okumuş bir öğretmenim. Ortaokul ve lise yıllarım ihtilal sonrası dönemde geçti. Evet. Dolayısıyla pek çok büyüğümün yaşadığı bir takım aksaklıkları, evet, sıkıntıları ben yaşamadım. Ve bilim ve sanatla iç içe büyüdüm. Şimdi de tabii ki amacımız yine aynı çerçeve içerisinde çocuklarımızı eğitebilmek. Ve toplumda hem teknolojiden haberdar hem de bilim insanları yetiştirebilmek. Biraz zorlanıyoruz tabii ki bunda. Çünkü eğitim sistemi olarak baktığımızda maalesef çocuklarımızın üzerine yüklenen ders yükleri çok fazla. Her ne kadar yeniliklere ayak uydurmaya çalışsak da onlara uygulanan ders yükleri birazcık öğrencilerimizin istedikleri ilgi alanlarında uğraş yapmalarını engelliyor. Bir üniversite sınav stresi yaşıyorlar. Bu anlamda yeniliklerle birlikte bir takım aksaklıkları da maalesef yaşıyoruz. Hocam, burada ben şunu öğrenmek istiyorum sizden. Öğretmen yetiştirmedeki çarpıklıklar, ki ben ona çarpıklıklar diyorum, birçok nedenleri var bunun. Eğitim fakültelerinde ya da öğretmen okullarında bu yeterli düzeyde Türkiye'de eğitmen yetiştirilebiliyor mu sizce? Bence, tabii bana göre söylüyorum, bence yetiştirilemiyor. Nedeni ne hocam? En önemli nedeni bir kere toplumumuzda şöyle bir kaygı var. İster istemez ilk büyümeye başladığı andan itibaren çocuğunuzun en iyi yere gelmesini istiyorsunuz bir anne baba olarak. Burada tabii ki bir takım yaşanan, aile içinde yaşanan ya da toplumsal ya da kültürel yaşanan farklılıklar çocuklarımızı öncelikle ekonomik kazanç anlamında daha fazla nasıl ekonomik kazanç elde ederim doğrultusunda ailelerin çocuklarını yönlendirmesine neden oluyor. Bu anlamda çok fazla tercih ederek ben öğretmen olmayı istiyorum diyerek gitmeye çalışan öğrenci sayısı kendi düşünceme göre biraz daha az. Bunun sonrasında tabii ki eğitim fakültesine girerken hiç kimse size burayı kazandınız, gidiyorsunuz. Ancak size kimse şu soruyu sormuyor ya da sizden şöyle bir belge istemiyor. Siz bir öğretmen adayı olmaya hazır mısınız? Şimdi bir tıp doktoru olmak istiyorsanız mutlaka bu kazandı belgesinin yanında sizden istenen ruhsal ve fiziksel olarak bu doktorluk unvanını yapmaya yeterli olup olmadığınızın raporu isteniyor. Bu anlamda hiç kimseden eğitim fakültesine gitmeyi isteyen, kazanmış olan öğrencilerimizin hiçbirinden böyle bir talepte bulunulmuyor. Öğrenci psikolojik olarak acaba bu mesleği yapmaya hazır mı? Çünkü bir kere bir öğretmenin son derece yoğun bir insan sevgisinin olması gerekiyor. Kesinlikle eşitliklerden yana olması gerekiyor. Hiçbir ayrım yapmaması gerekiyor. Ve bu anlamda eğitim alırken de maalesef teorik bilgiler veriliyor. Şimdi bizim zamanımızda en son sınıfta staj yapardık. Yaptığımız staj bir dönemi kapsardı. O bir dönem boyunca
Biz bir öğretmenin yanında bir devlet okulunun derslerine gider, orada stajımızı görür ve tecrübe edinirdik. Tabii şimdi artık her şey değişti. Bir yıla yayılıyor bu staj dönemi. Ama tabii bu da yeterli değil. Aslında yavaş yavaş düzelmeler var. Mesela şu an çalıştığım okula gelen yeni atanmış öğretmen adayları var. Aday diyorum. Çünkü onlar henüz tek başlarına bir ders anlatımına tabi tutulmuyorlar. Bir öğretmen rehberliğinde tüm ders öğretmenlerini de dinleyerek kendi branşları dışında daha fazla onların geniş bir yelpaze sunabilecek, çeşitli bilgi birikimlerini oluşturabilecek tecrübeler edinmeleri sağlanıyor. Yavaş yavaş bu adımlar atılıyor. Umarım istekli olan kişiler gider. Çünkü baktığınız zaman şöyle de bir durum var. Çok sık üniversiteler açıldı. Müthiş bir üniversite patlaması var. Ancak mezun ettikleri sayıdaki öğrencinin bu mesleği icra etmeleri mümkün değil. Çünkü ihtiyaçtan fazlası yetiştiriliyor. Keşke ihtiyaç kadar yetiştirilse ve o ihtiyaç kadar yetiştirilme sırasında daha fazla pratik yapabilmeleri sağlansa ve şu anki uygulamanın da başlamasıyla birlikte çok daha sağlıklı bir eğitim ortamını sunabilecek öğretmen adaylarının yetişeceğine inanıyorum. Biz hep gündeme getiriyoruz. Böyle sürekli müfredatın değişmesi, o müfredatın değişmesinden sonra da bir takım öğrenci ve öğretmen konusunda, eğitmen konusunda birçok sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela son yıllarda da sanıyorum bir müfredat değişti ama ona geleceğim. Ondan önce öğretmen yetiştirmedeki sorunlar kadar bir de öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yetişememe kaygıları var. Bu da çok büyük bir sorun. Özellikle Türkiye'deki yapı bunu bir türlü çözemedi. Neden çözemedi? Tabii bu ne ekonomik ne de tamamen sistematik yapının o konuda yatkın olan bir yapıyı ortaya koyabilmesi. Birçok insan biliyorsunuz öğrenci yetenekleri doğrusunda yetişemiyor. Aynen. Ben çoğu zaman bir takım örnekler veriyorum bu konularda. Siz ne düşünürsünüz? Oysaki yeteneklerle yetişen öğrencinin çok daha başarılı olabileceğini tahmin ediyoruz, biliyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi tabii yetenekler doğrultusunda yetişme dediğimizde biz bunu ana sınıfından itibaren almamız gerekiyor. Bazı ülkelere baktığımız zaman onların eğitim sisteminde çok daha güzel sonuçlar elde edilebildiğini görüyoruz. Biz çoğunlukla araştırmalar yaptığımızda Finlandiya modeli denilen bir model var. Mesela 14 yaşına kadar öğrenciler kesinlikle sınava tabi tutulmuyorlar. 14 yaşına kadar sadece ilgi alanları doğrultusunda her dersle ilgili öğrenimde bulunuyorlar. Bu esnada onların ister istemez bir ilgi alanı ve birikimleri oluşuyor. Ve bu ilgi alanları doğrultusunda eğitim almak istediklerinde tamamen o alana yönlendirildiklerinde bir kere öncelikle mutlu hissediyorlar kendilerini. Mutlu hissettikleri zaman çok daha başarılı oluyorlar. Çok daha başarılı olduklarında da işte o ailelerin duyduğu bir kaygı var ya, çocuklarımız büyüyecek, bir meslek sahibi olacak, acaba ekonomik olarak özgürlüğünü elde edebilecek mi dediğimiz, bunu zaten bir zincir şeklinde tamamlıyor. Maalesef şu an biz işte çocuklarımızı diyorum, ilgi alanlarından daha çok her şeyi öğrensinler istiyoruz. Aslında evet her şeyi öğrensinler ama öğrendikleri her şeyden sınav olacaklarsa o çocuk onu öğrenmek istemiyor. Ben kimya öğretmeniyim. Dolayısıyla kimya derslerine girdiğim zaman özellikle 9. sınıflara girdiğimde öncelikle öğrencilerimle biraz sohbet etmek istiyorum. Ve onların fikirlerini almak istiyorum. Çünkü normalde dışarıya çıktığımda alışveriş yaparken ya da herhangi bir sohbet esnasında öğretmen olduğum anlaşılıyor. İster istemez herkese bir şeyleri öğretmeye çalışıyorum galiba. Onun sonrasında da branşımla ilgili bir paylaşımda bulunduğumuzda kimya en sevmedikleri ders olarak karşıma çıkıyor.
Buna artık alıştım. Ama bundan sonra alışmak istemiyorum. Öğrencilerimi de bu anlamda o yönde yönlendirmek istiyorum. Yeni müfredat değişikliğine sonra geleceğim dediniz ama burada özellikle oraya değinmek istiyorum. Yeni müfredat sistemiyle ilgili çalışmalar yapılırken amaç şuydu. 9 ve 10. sınıflarda bütün Türkiye'de matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanında, diğer dersler de ortak zaten ama tüm Türkiye'de, tüm türdeki liselerde aynı müfredat eğitimi veriliyor öğrenciye. Fen Lisesi'nde de bu böyle, Anadolu Lisesi'nde de, Kız Meslek Lisesi'nde de, Ticaret Meslek'te de, İmam Hatip'te de, Endüstri Meslek'te de, bütün liselerde aynı eğitim alıyorlar. Sakıncası nedir hocam? Hiçbir sakıncası yok. Şurada şöyle bir durum var. Aslında amaçlanan şuydu. 9 ve 10. sınıfta öğrenciyi bu konu hakkında bilgi sahibi yapmak. Yani 9 ve 10. sınıfta öğrenci bu derslerden temel bilgi birikimini oluşturacak. Bu temel bilgi birikiminin sonrasında ise kendi ilgi alanını belirleyecek. Hedeflenen buydu. Şu an 3. yılındayız. Ve 9 ve 10. sınıfın, hatta 10. sınıfın 2. döneminin başına kadar, yanlış hatırlamıyorsam sonuna kadar da olabilir, okullar arasında puanı yettiği takdirde öğrenciler değişiklik yapabiliyordu. Örneğin geçen yıl 10. sınıfta olan bir öğrenci 1. dönemin sonlarında Sağlık Meslek Lisesi'nden Anadolu Lisesi'ne geldi. Böyle geçiş imkanları da tanınıyor. Ama 10. sınıf bittikten sonra artık deniyor ki siz alanınızı seçeceksiniz ve eğitiminizi ona göre alacaksınız. Dolayısıyla ders saatlerinde sayıca artmalar meydana geliyor. Ve ben tabii daha çok Anadolu liselerinde çalıştığım için bu anlamda bizim için fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri artık ileri düzey kelimeleri eklenerek isimlendirilmeye başlanıyor. Yani 9 ve 10'da kimya görüyorlar bütün Türkiye'de. Ama 11. sınıfta ilgi alanı doğrultusunda öğrenci ileri kimya, ileri biyoloji, ileri fizik, ileri matematik adı altında kendi ilgi alanları doğrultusunda görüyor. Ancak o ilgi alanları doğrultusundaki dersler o kadar yoğun bir içeriğe sahip ki bu sefer öğrenci acaba ben yanlış yerde miyim diye sorgulamaya başlıyor. Burada bir kaos yaşıyoruz şu anda. Bunun henüz mezunlarını vermedik bu yeni müfredatın. Evet, bu son 3 yıldır herhalde. 3. yılımız bu müfredat yürürlükte. Evet. Ve önümüzdeki yıl herhalde önümüzdeki yıl verecek. Evet, ilk mezunlarını önümüzdeki yıl vereceğiz. Peki sizce verimli mi hocam bu sistematik yapı? Şu an için hayır, düzeltmeler yapılması gerekiyor. Yeni ilaveler. Kesinlikle. İlaveden çok aslında eksiltme yapılması gerekiyor. Çünkü biz baktığımız zaman öğrenciye neredeyse, yine hep branşım üzerinden gidiyorum. Çünkü ona hakimim. O yüzden branşım üzerinden gideceğim. Evet. Şimdi biz 9. sınıfta çok yoğun bir müfredat programı uyguluyoruz. Ama 10. sınıfa geldiğinde çok daha keyifli bir müfredatımız var. Yani öğrenci bence kimyayı sevebileceği yer varsa o da 10. sınıftır. 9. sınıf değildir diye düşünüyorum. Çünkü çevresini tanıyor. Soludukları havadan, giydikleri kıyafet, oturdukları koltuk, kullandıkları sıra, kalem, her şey kimya ile alakalı. Biz de 10. sınıfta bu anlamda aslında çevresini tanımasını hedefliyoruz. Ve kimyayı onlara bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi onlar bu şekilde görüp, aa bu güzelmiş, ben burada bu alanda eğitim alabilirim. Bu alanı seçebilirim. Diyor. Ancak 11. ve 12. sınıfa geldiğinde neredeyse üniversite düzeyine yakın kavramlar, konu detayları ve karmaşayla, kendi içinde yaşadığı karmaşayla karşılaşıyor. Ve bu kadar yoğun bir programı onlara yükledikten sonra biz üniversite sınavı için işte YGS ya da LYS'ye girdiğinde o karmaşanın çok daha altında bir soru potansiyeliyle karşılaşıyor. Bundan yıllar önce bir öğrencim bana geldi.
ziyarete gelmişti. Tıp fakültesinde okuyordu. Öğretmenim dedi, hala sizin bana anlattığınız organik kimya defterini kullanıyorum deyince ben çok şaşırdım. Neden dedim? Çünkü biz aynılarını üniversitede görüyoruz dedi. O zaman aklıma şu geliyor. Eğer üniversitede bu eğitimi alacaksa bu kadar detaylı, biz neden anlatıyoruz ve çocukları bunaltıyoruz? Evet, bu yeni sistemde neden kafalarını karıştırıyoruz? Evet. Peki ağır geliyor mu hocam? O geliyor. Yaşta geliyor değil mi? Evet, ağır geliyor. Yani 9. sınıfın yaşı için 9. sınıf müfredatı uygun değil. Bazı konuları anlatmakta gerçekten zorlanıyoruz. Ben anlatmak için zorlanmıyorum ama öğrencimi kavratabilmek için biraz zorlanıyorum. Bu esnada da çocukları motive etmek istiyorum ve onlarla bunu direkt paylaşıyorum. Ve bunların onların bir suçu olmadığını, bunu kavramakta zorlanmalarının son derece doğal olduğunu, ileriki yıllarda ve yaşlarında çok daha kolay kavrayabileceklerini anlatmaya çalışıyorum. En azından dert etmelerini istemiyorum. Çünkü kimyayı sevmelerini, nefret etmemelerini istiyorum. Vallahi siz çok iyi niyetlisiniz sevgili hocam. Çünkü biliyorsunuz matematik dersleri ve kimya, fizik gibi dersler pek sevilmez. Evet. Bu konuda bir de tabii teknolojik gelişimler ve dijital dünyanın bu kadar yaygınlaşması neticesinde çocuklar, genelde o yaştaki çocuklar işte interaktif dünya ile ilgili meslekler seçmek istiyorlar. İşte iletişimdi, onun dışında bilgisayar mühendisliği falan filan bu. Bu da hoş bir şey değil. Tabii kimyanın sizin anlattığınız düzeyde eğer kimya derslerinde öğrencileri motive edebiliyorsanız ne güzel size. O da harika bir şey. Ki biliyorsunuz her konuda, yaşamın her konusunda kimya birçok alanda önemlidir. Hatta burada bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi biz bundan önceki yıllarda, daha öncelerinde, belki 10 yıl öncesinde, 15 de olabilir, emin değilim. İki ayrı ders olarak veriyorduk fen bilimlerini. Bir tanesi normal, sadece teorik olarak konunun anlatıldığı, diğeri ise uygulamanın yapılabildiği, yani laboratuvar kullanabildiğimiz bir ders. Şu an maalesef bu müfredat programı içerisinde laboratuvar kullanamıyoruz istediğimiz gibi. Çünkü konuyu yetiştiremediğimiz takdirde öğrencinin eksik kalacağını düşünüyoruz. Ders saatlerinden mi bu? Ders saatleri. Şimdi mesela 11. sınıf için konuşacak olursak, 11. sınıfta ben haftada 4 saat derse giriyorum. 4 ders saati, her bir ders 40 dakika. Ve hiç abartısız söylüyorum, şu kalınlıkta bir ders kitabımız var. Şimdi ben o kalınlıktaki ders kitabında eksik bir konu kalsın istemiyorum. Bu konuyu öğrencime aktarmak istiyorum. Ama bunu aktarırken laboratuvarı kullanabilirsem bunu çok daha güzel aktarabileceğimin farkındayım. Ama laboratuvarı kullanırsam bu sefer laboratuvarda geçirdiğimiz zaman dilimi, öğrenciye anlatmamız gereken konuyu istediğimiz derinlikte anlatmamızı engelleyecek. Bu durumda hem içeriğin azaltılması hem de laboratuvar kullanabileceğimiz yeni dersler eklenebilir ilgi alanı doğrultusundaki öğrencilere. Bu bir seçenektir. Tabii ki 19. Milli Eğitim Şurası'nda 2014 yılının Aralık ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. 179 tane kadar bir tavsiye kararı alınmıştı. İşte liselerde de tabii ki ilkokul aşamasında, ortaokul aşamasında, lise için, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi için pek çok tavsiye kararı bulunuyor. Bu kararların içerisinde işte bilim ve teknolojiye dayalı eğitime yönelik tavsiye kararları da var. Bunların yanı sıra biz tabii öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumuna hazırladığımız için, şimdi lise demek bir üst öğrenim kurumuna öğrenciyi hazırlamak demek. Tabii bu tavsiye kararlarının ne kadarı uygulanabilir, ne kadarının uygulanması doğrudur, bunlar önümüzdeki süreçlerde hep birlikte yaşayacağımız ve göreceğimiz durumlar. Haklısınız, ama evet. Etkileşimli tahta diye bir tahtamız var, o pilot uygulama. Bana göre yapılan güzel olaylardan bir tanesi. Çok güzel, sağlıklı olarak kullandığımız eğitim bilişim ağı var, EBA diye bir sistem. Bu da yine sınıflarda aktif ders anlatımı için kullanılabilen
ve öğretmenin işini kolaylaştırabilen bir sistem. Hocam çok teşekkür ediyorum. Özellikle ben orada laboratuvarların yeterli olup olmadığını bir cümleyle alabilir miyim? Laboratuvarlarımız yeterli ama biz kullanabilecek saat dilimini yeterli bulamıyoruz. Ha, anladım. Yani ben kendi adıma bunu önemli olan saat dilimi diyorsunuz. Evet. Yoksa donanımlı bir şekilde değil mi laboratuvarlar? Benim çalıştığım okulda donanımlı laboratuvarımız. Tabii bu her okul için geçerli değil. Her okul değil. İçin de geçerli midir bilemem evet. Ama... biz talepte bulunmadan Milli Eğitim Bakanlığı bizim eksik olan malzemelerimizi tedarik etmek üzere zaten temin ettiler. Yani bu anlamda ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Anladım. Öyle söyleyeyim. Anladım. Şimdi ben kızımıza geçmek istiyorum. Evet, Ela Göçmen. Ela Göçmen, ben sizi bir İstiklal Marşı'nın... bir yıl dönümü için yapılan bir etkinlikte sizi izlemiştim. Müthiş bir diksiyonunuz var. Ondan sonra siz milyonlarca çocuk var sizin gibi. Bunlar hep bizim ülkemizin gelecekte emanet edeceğimiz çocuklarımız. Yavrum, İstiklal Marşı'nı biraz önce söyledin. Nasıl, nereden, kim öğretti sana? Bana... Hay yavrum. İstiklal Marşı'nı ilk önce öğretmenimiz söylemişti ezberleyin diye 10 kıtasını. Çok güzel. Sonra ben de evde annemle çalışmıştım. Annemle çalışarak kendimi geliştirmiştim. Öğretmen de sınıfta bir kişiyi seçecekti. Arkadaşımla benim aramda bir karar veremedi. Sonra rehberlik öğretmeni beni seçti. Onun için ben de okudum. Peki İstiklal Marşı'nı okur musun şimdi biz istesek senden onu? bütün kıtalarını okuyorsun ezbere, hafızandan. Harika. Lütfen okuyalım. Lütfen yavrum. Dur. Evet, o şey yapmasın yavrum. Evet. Başlayayım. Hayır, orada oturduğun yerde okuyorsun. Oturduğun yerde. Ha, oturduğun yerde yavrum. Ha. Evet, yaklaş yavrum. İstiklal Marşı, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni, ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sor neler. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış seçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerle toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şehda. Fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı,
bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namehrem eli. Bu ezanlar şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni minlemeli. O zaman vec ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi başınıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa der belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel. Özellikle öğretmenine buradan teşekkür etmek istiyorum. Peki Ela, sen yavrum bir de bu şiiri okuduğun için o yarışmada okulunda birinci olmuşsun. Madalyanı da getirmişsin. Göster bak madalyanı abine. Kameramen abin şimdi onu yakına... Evet. Samsun'da Alparslan İlköğretim Okulu'nda öğretmeninden ilkin bu şiiri okumak için ezberlemeni istedi. Daha sonra da sen yarışmaya katıldın, kendini geliştirdin, çalıştırdın. Doğru mu? Evet. Harika. Peki bir şey öğrenmek istiyorum. Biz eğitimi konuşuyoruz sevgili hocamla. Sen bir ilkokul öğrencisi olarak sistemdeki, bizim konuştuğumuz bu eğitim sistemindeki sizin gözünüzdeki yapı nasıldır? Güzel. Güzel diyorsun. Peki ödevler sıkıcı mı diğer? Ödevler hiç sıkıcı değil. Zevkle yapıyorum ben. Çok ödev veriliyor mu size? Bazen çok veriliyor ama yine de yapıyorum ben. Hemen bir şey öğrenmek istiyorum. Gelecekte ne olmak istiyorsun? Doktor. Neden hep doktor? Neden doktor? Özel bir nedeni var mı? Çocuklara ve böyle insanlara hasta olduklarında onları iyileştirmek istiyorum. Evet, Anadolu'nun yüzyıllara varan kültür birikiminde bu insani duygular hep bizde vardır. O yansımadır bu nihayetinde. Çok teşekkür ediyorum size de. Sevgili hocam, ben vakti iyi kullanabilmek açısından. Sizin Türkiye'de tüm kamu okullarında okutulan kimya ders kitabının belirli bölümlerinin siz yazmışsınız ve onu da yeni öğrendim. Belirli bir komisyon varmış, o komisyonda yer almışsınız. Evet. 19 Mayıs Üniversitesi'nden, Hacettepe'den, Çanakkale'den ve Amasya'dan sanıyorum komisyona üyeler seçilmiş. Ve şu anda o kimya kitabını siz yazmışsınız. Nasıl hissediyorsunuz? Kendi kitabınızı okutmak nasıl oluyor sevgili hocam? Şimdi öncelikle tabii böyle bir görevi almış olmak benim için son derece mutlu edici. Onur verici tabii. Evet. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'ne akademisyenlere bu görev verildiğinde o akademisyen arkadaşlar Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir takım görüşmeler sonrasında bana ulaştılar. Evet. Ben onlarla birlikte evet bu çalışmaya evet dedikten sonra tabii yoğun bir tempoyla hazırlıklara giriştik. Bir takım kendimce yazdığım tecrübelerim de vardı. Soru falan yazıyordum kendi sorularıma. Halen de o sorularımı öğrencilerime kullanıyorum. Kendi yazdığım sorularımı örnek olarak onlara derste çözüyorum, anlatıyorum. Sonrasında işte 2013-2014 eğitim öğretim yılında bu benim de içinde bulunduğum Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı 9. sınıf kimya ders kitabı olarak resmi gazetede yayınlandı ve kabul edildi. Harika.
o 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren de 5 yıl süre ile kabul edildi. Şimdi tabii şöyle bir soru geliyor aklımıza. 5 yıl sonra müfredat değişecek mi? Evet. Bir önceki de 5 yıllığına kabul edilmişti. 5 yıl kalmadı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 5 yıl kalmayabilir ama bu farklı bir deneyim. Benim aynı zamanda aslında milli eğitimin yapmak istediği bu az önce bahsettiğim 9 ve 10. sınıfta tüm Türkiye'de herkesin eşit bilgilerle donanmasını ve birikimin çok detaylı olmaması gerektiği uyarılarıyla biz hazırladık o kitabı hazırlarken. Bize amaçlananın sadece öğrenciye kimyayı sevdirmek, bu anlamda onların ilgi alanlarını belirlemek olduğu söylenmişti. Hoş bir duygu. Tabii öğrencilerim biraz daha farklı gözle yaklaşıyorlar bazen. Öğretmenim kitabın şurası güzel olmamış falan diye espri yapanlar var, eleştirenler var. Bunlar tabii ki benim için bir kenara not olarak alınıyor. Şahsi olarak da görüşlerimiz sorulursa bunları iletiyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matematik, fizik, kimya ve biyolojide yapılan bu değişiklikler nedeniyle tüm okullardaki öğretmenlere 9, 10, 11 ve 12. müfredatlarına ilişkin bir takım sorular yöneltildi. Bir anket yapıldı, bir rapor oluşturmamız istendi. Evet. Zannediyorum Türkiye'nin her yerinde, bütün kurumlarda bu raporlar oluşturulmuştur. Benim az önce serzenişte bulunduğum müfredatların çok ağır olması, laboratuvarı kullanamamamız gibi durumların önümüzdeki eğitim öğretim yılında da bu anlamda değerlendirilip düzeltilebileceğini umuyorum. Umuyorum diyorsunuz. Evet. Hocam. Buyurun. Bir kimya okuttuğunuz kimya kitabını siz yazdınız. Şimdi tek bu çok tabii bir komisyon tabii bir evet. komisyon belirli bölümlerini siz yazdınız. Evet. Tabii bu onur verici bir olay. Siz kimyayı Hacettepe mezunusunuz. Evet, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu. Çok güzel. Peki kimyayı siz isteyerek mi seçtiniz? Nasıl oldu? Şimdi güzel bir soru sordunuz. Çünkü yani bir kitaba o birikimler ve deneyimler bir kitabı yazacak kadar, o alanı dolduracak kadar bir yapıya sahipsiniz. Bu çok önemli. Ama kimyayı siz isteyerek mi seçtiniz? Şimdi ilk tercihim değildi kimya. Evet. Öncelikle onu ifade edeyim. Çünkü benim daha çok ilgi alanım basın yayın ya da radyo televizyon okumak istiyordum. Ancak lisedeki eğitimim çok sırasında... Çok başarılı olurdunuz ama onu söyleyeyim size. Teşekkür ediyorum. Lisedeki eğitimim sırasında sözel olan dediğimiz tarih, coğrafya, felsefe gibi derslerle ilgili olarak başarı düzeyim biraz fen derslerine göre aşağıda kalınca bu kararı ben tek başıma vermek zorunda kaldım. Ama bu kararı ben verirken, şimdi onu düşünüyorum bir yandan size bunları cevaplarken, demek ki nasıl bir eğitim alıyorsak, bize nasıl bir eğitim veriliyorsa o yıllarda, ben bu kararı tek başıma verebilmişim. En azından çünkü ben yatılı okudum ortaokul ve liseyi, ailemden ayrıydım. Ve bir sürü gündüzlü dediğimiz öğrenci arkadaşlarımızın yanında ben sınıftaki tek yatılı öğrenciydim zaman zaman. Baktım ki bu olmayacak. Kimya ve biyoloji derslerim çok daha yüksekti notlarım. Onluk sisteme göre onlar 8'in üzerindeydi. Diğerleri de onluk sisteme göre 5'in altındaydı. O zaman dedim ki ben bu alanda eğitim alayım. Aslında ikinci tercihimdi kimya. Ama kimya ve biyolojiyi çok sevdiğim için bütün üniversite sınavında tercihlerimin hepsini bu yönde yapmıştım. Sadece kendimce üniversite tercihinde bulunmuştum. Sadece 3 üniversitenin bu alanlarındaki bölümlerini. Bu benim mutlu olmamı sağladı. Çünkü sevdiğim bir şeyle uğraştım. Biraz zorlandım çünkü Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim fakültesinin dili Almancaydı. Bu yüzden Almanca eğitim almak zorunda kaldım. Bu anlamda tabii Almanca kimya öğretmeni olarak yetiştirildim ama ülkemizde Almanca eğitim yapan Anadolu Lisesi sayısı o zaman çok azdı. Şimdi hiç yok. Gerçi hiç yok demeyeyim. Almanca dili olan şu an bir okul var Samsun'da ama eğitim dili Almanca değil. Dolayısıyla
işimi severek yapmayı öğrendim. Öğretmen olmak için girmedim ama sonra çok sevdim. Şu an birilerine yardım edebiliyor olmak, en azından sınıfa girdiğimde 34 tane öğrencim varsa bunlardan yarısını belki kurtarabiliyorsam, kimyayı seviyorum dedirtebiliyorsam diye mutlu oluyorum. Bu da bana başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. Çaba harcıyorsunuz bu konuda. Evet, evet, o da güzel bir şey. Hocam şimdi zamanımız sınırlandı. Son yıllarda kadın hakları ve kadın erkek eşitliği ile ilgili birçok biliyorsunuz yoğun şey var. Gündemde bir konu. Kadın haklarından bahsetmek bir bayan olarak sizi rahatsız ediyor mu hocam? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye birçok medeni ülke, Batı ülkesi dediğimiz birçok ülkeden, gelişmiş ülkelerden çok daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Evet. Bu çok önemli. Kadın erkek eşitliğini biz o dönemde Cumhuriyet'in ilk yıllarında inanılmaz bir o gelişmiş ülkelere karşı biz önceden onu vermiş bir ülke olarak, bir cumhuriyet kadını olarak siz bugün diyebiliyor musunuz? Ben böyle bir şey çok zorlanıyorum. Şimdi anayasaya göre zaten kadın erkek eşittir deniyor. Evet. Şimdi bu dendikten sonra neden kadın hakları ile ilgili bir takım açıklamalar yapılıyor ya da pozitif ayrımcılık yapılıyor? Ben kendimce bunu çok anlamlandıramıyorum. Çünkü 1934 yılıydı zannediyorsam, evet, yanlış hatırlamıyorsam, Mustafa Kemal Atatürk devrimlerinden bir tanesinde kadına seçme ve seçilme hakkını vererek yerine getirdi. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam 65 yıl önce falan bir Fransız kadını ancak seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Yani ben çok daha uzun süredir böyle bir hakka sahipken neden bir eşitlikten bahsediliyor? Neden kadınlar için pozitif ayrımcılık? Biz zaten eşitiz. Yani bunu dile getirmeye, bunun için işte kadın hakları diye bir takım gereksiz konu birikimleri ya da paylaşımları yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben zaten eşitim diyorum. Kendime ait bir hak istemiyorum. Ben bir cumhuriyet kadını olarak zaten hakkım olanı istiyorum. Bunun için ekstra bir kadın hakları diye bir savunuculuk yapmayı hiçbir zaman düşünmedim. Pozitif ayrımcılık olayına da karşıyım. Çünkü bu benim hakkım zaten. Bunun için ayrılmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani parlamentoda kadının daha yüksek oranda olabilmesi ve ona benzer bir takım kurumlar. Bunların hepsi kurumlar zaten bize verilmiş, evet, haklar. Evet, verilmiş. Aslında bunu biz kendimiz yapıyoruz. Çünkü bizler Allah'ın bizi yarattığı şeklimizle önce anne olarak yaratılmışız. Öncelikle anneliğimizi galiba yapmak istiyoruz. Kadınlar olarak genel söylüyorum. Ve Türk toplumunda baktığınızda kadınlar tabii ki hamurunda var diyoruz. Bazı şeyler maalesef daha elada da vardır şimdi onlar. Belki bir eve gittiğinde hemen alır bir bardağı, evet, bir yere götürür. Değil mi Ela'cığım, yapıyor musun? Yapıyordur. Yani bu, evet, hizmet davranışları bize öğretilmiş. Hmm. Hizmet davranışları bize öğretildiği için, toplumumuzdan bu geldiği için biz galiba kadınlar olarak hizmet davranışlarını öne çıkarıp erkeğin arkasında durmayı tercih ettiğimiz için bu şekilde kadın haklarından bahsediliyor. Aslında biz bir yere giderken bir erkekten bir beklenti duymasak, kendi işimizi kendimiz yapabiliyoruz'u yapabilsek, bize kimse kadın haklarından bahsetmeyecek diye düşünüyorum. Yalnız hocam şöyle bir şey var. Kadınla şiddet konusunda, tabii konumuzun dışında ama kadına şiddet konusunda son yıllarda müthiş bir
artış oldu. Evet. Ve bunların oranına baktığınız zaman, İstatistik Enstitüsü'nün verdiği rakamlardan incelediğim zaman görmüştüm onu. Baktığımız zaman eğitimli insanların kadına şiddeti daha yüksek oranda olduğu ortaya çıkıyor. Bu çok büyük çelişki değil mi? Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bizim eğitim sistemiyle ilgili gelişimlerde biz ne kadar eğitim sistemini sosyal yapıda yönlendirebilirsek, ama öyle değil. Biz sadece ezberci, şimdi şeye geleceğim, yabancı dille eğitime geleceğim. Ezberci ve yabancı dille eğitimle siz bu toplumu nereye götürürsünüz? Hiçbir yere götüremezsiniz. Yok, hiçbir şey sanıyorum olmaz. Bu kadına şiddet konusundaki yapının sonuçtaki neticesi bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim yabancı dile sevgili hocam. Yabancı dille eğitim, biraz önce söylediğim gibi ezberci bir eğitim sistemiyle, yabancı dille bir eğitim sistemiyle bu sistematik yapıdaki bu ülkeyi nereye götüreceksiniz? Bana her zaman ters gelen bir şeydir. Yabancı dilli eğitim olmasın mı? Hayır, olsun tabii. Yabancı dil yüksek okullarında, filolojide falan burada olabilir. Ama biliyorsunuz birisi övünç kaynağı. Nerede okuyor çocuğunuz? Efendim yabancı dilde İngilizce eğitimde. Evet. İşte İngilizce tıpta okuyor. Bu konuda çok kısaca alabilir miyim o konudaki şimdi, görüşlerinizi? Şimdi kendim de böyle bir eğitim almış birisi olarak bir ifadede bulunmak istiyorum. Ben yabancı dili öğrenmek adına üniversite tercihlerimi yaparken mutlaka eğitim fakültesinin yabancı dilde eğitim veren eğitim fakültelerini tercih etmiştim. Çünkü o dönemde yabancı dilde eğitim veriliyordu liselerde. Ve ben de alanımda en iyisi olmak istediğim için alanında en iyisi olduğunu düşündüm. Üniversiteleri tercih etmiştim. Ancak şunu gördüm ki yabancı dilde eğitim almak öyle çok kolay bir iş değil. Çünkü siz daha Türkçeyi doğru kullanamazken farklı bir ülkenin dilinde bir eğitim almaya çalışıyorsunuz. Ve bunun için sadece bir yıllık bir hazırlık dönemi geçiyor. Ve bu bir yıllık hazırlık döneminde teorik bilgiler daha ağırlıklı geçiyor. Yani pratik anlamda dili kullanmıyorsunuz. Ama şimdi bir tatil yerine gidiyorsunuz. Bir turistle karşılaştığınızda üç kelimeyi bir araya getirip belki nasılsınız bile diyemiyorsunuz. Evet. Bunu diyemeyişimizin nedeni şu anki eğitim sistemimizde ezberci olarak belki de yaklaşımda bulunulmasıdır diye düşünüyorum. Çünkü eğer biz dil öğrenmeyi teşvik etmeliyiz, çocuklarımız bırakın bir dili en az iki dil bilmeliler. Ama önce kendi dillerini çok iyi kullanabilmeliler. Türkçeyi doğru konuşmaları, doğru yazmaları, doğru anlamaları. Ama bunun yanında dünya ile iletişime geçebilmek için artık İngilizce yetersiz. İngilizcenin yanında farklı dilleri, işte Almancayı, Rusçayı, Japoncayı belki. Çünkü teknolojide en önemli devlerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla bunları öğrenebilmeleri için pratik yapmaları lazım. Pratik yapabilmeleri demek, bunun sevdirilmesi demek. Eğer notla değerlendirilmese, dense ki biz size yabancı dil eğitimi vereceğiz ama bunun karşılığında not almayacaksınız. Sadece bunu öğreneceksiniz, biz konuşacağız. İşte yabancı dilde filmler izleyeceğiz. Bence her şey çok daha güzel olabilir. En azından çok daha dil açısından gelişmiş bir ülke olabiliriz. Öğrencilerimiz bu şekilde gelişebilirler. Çünkü ben bunun zorluğunu çok yaşadım. Yani kitaplarımı bile bulamıyordum. İşte Almanca okuduğum için Almanya'dan getirtilmişti kitaplarım. Bir biyoloji sınavına girdim. Ve biyoloji sınavında aslında her şeyi biliyorum. Ama farklı eş anlamlı kelimeler kullanıldığı için ve ben onların hepsini ezberlediğim için cevaplayamıyorum. Evet. Durum bundan ibaret. Ülkemize gelen bir turist ben var gitmek derken biz onu anlıyoruz. Ama biz bunu İngilizce ya da Almanca olarak konuşabilecek rahatlığa erişemeden okullardan mezun oluyoruz. Yabancı dil kesinlikle öğrenilmeli. Evet. Ama yabancı dilde eğitim için benim kendimce soru işaretlerim var. Diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Bize ayrılan süre bitmek üzere. Sevgili kızım, nasılsın? Ben size özellikle
ne olmayı istediğin zaman doktor olacağım demiştin. Gelecekteki yolun ve bahtın açık olsun diyorum. Şu anda programımız bitti. Size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, geçmişten geleceğe baktığımız bakış programında bu akşam Tevhidi Tedrisat eski adıyla Öğretim Birliği Yasası'nın 92. yıl dönümü dolayısıyla biz bu programı yapmaya karar verdik. Oysa ki bu programı bir saate sığdırmak çok zor bir olaydır. Türkiye'de eğitim dağ gibi sorunları olan ama o arada da çok son yıllarda çok önemli teknolojik yapıyı da iyi kullanarak çok önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim.